Ben akademisyen olmaya daha lisedeyken karar verdim. Lisede sıramın üzerine ekonomi yazıyordu. Ekonomi ama yani Boğaziçi falan demiyordum. Çok çalıştım, yani acayip çalıştım. O kadar çalıştım ki yani telefonlara da hiç çıkmıyordum, arkadaşlarım arasına gitmiyordum. Yemeklerim odama geliyordu. Hiç sadece ders çalışıyordum. Boğaziçi Üniversitesi ekonomiyi üçüncülükle girdim. Güzel okudum, çok zevkli. Zaten diyordum ki herkese, o kadar seviyorum ki ders çalışmayı. Herhalde işim bu olacak yani. Öğrenmeyi seviyorum, işim de öğrenmek, öğretmek olacak. Hakikaten de öyle oldu. Yani benim ekonomi tercihim çok bilinçli bir tercihti. Sebebi de ben enflasyonda büyümüş bir çocuğum. Bizim zamanımızdaki enflasyon öyle bugünlerin %10'u 15'i değildi. Ciddi bir enflasyondu ve enflasyon canavarını nasıl yeneriz? Herkes kafa patlatıyordu ve benim jenerasyonum hep iktisatçı olmak, ekonomist olmak peşindeydi. Tercihimi yaptım. Ekonomi, Boğaziçi Ekonomi'den sonra da akademiyi seçtim yani. O değişik, daha zor bir karardı. O kararları almamda da birkaç staj bana yardımcı oldu. İşte bir bankada staj yaptım. Hiç ilgimi çekmedi. Bir sigorta şirketinde staj yaptım. O da ilgimi çekmedi. Eğitim sektöründe staj yapayım dedim. Bir lisede çalıştım. Management kısmında, yöneticilik kısmında orada yardım ediyordum. Tamam, bütün bunlar çok güzel ama benim galiba biraz daha kendimi geliştirmem lazım dedim. Zaten bitirince doktora yapacağım, burslar bulacağım. Bir takım böyle planlarım vardı. O da zaten bir trene bindin mi sonuna kadar gitmek istiyorsun. İşte Jean Monnet bursuyla Avrupa Birliği eğitimi almak için Brüksel'e gittim. ULB'de okudum. Orayı bitirdim. Ülkeye dönmeye ne gerek var? Bir başka burs buldum. Doktorama Kanada'ya gideyim dedim. Carleton Üniversitesi'nde de ekonomi doktorası yapmak için gittim artık. Gidiş o gidiş. Zaten bir kere bu yola girdiniz mi çıkmak bilmiyorsunuz. Ama ben özellikle kız öğrencilerime diyorum ki ya eğer işte böyle benim gibi okumayı öğrenmeyi seviyorsanız, kendinizi geliştirmeyi seviyorsanız ve de ben esnek zamanım olsun, derslerime gideyim, ondan sonra evimle uğraşayım, çocuklarımla ilgileneyim ama bir yandan da çalışayım ve kariyerimi sürdüreyim. Böyle esnek bir yaşantı kendime hayal ediyorum diyorsanız akademisyenlik en ideal. Daha ötesi olamaz. Hiç pişman değilim. Ekonomist olduğuma da hiç pişman. Yani tam istediğimi olmuşum ben. Bu tercihlerimde bana kim yardım etti? Açıkçası kimse. Yani kimse yardım etmedi, kimse destek olmadı. Bunları ben kendi kendime gazete okuyarak ve o dönemin sorunları neymiş diye karar vererek şey yaptım, karar verdim diyeyim.